Birisi bir yerde konuşuyormuş da dinleyicilerden bir soru gelmiş, öğretim üyesi misiniz diye. Nereden anladınız demiş. Valla söylediklerinizden bir şey anlaşılmıyor da demişler. Umarım benim konuşmam öyle olmayacaktır. Öyle olursa söyleyin lütfen. Bir de gelir konuşmacılar kağıtları çıkarırlar ceplerinden, onlardan okurlar. Bu harika bir şeydir. Yine birisi bir yerde konuşuyormuş. Bakmış ki, daha doğrusu konuşmaya başlamadan önce kağıtları yok yanında. Demiş ki, sayın dinleyiciler, bu sabah burada ne söyleyeceğimi dün akşam bir Allah bir ben biliyorduk. Şimdi bir tek Allah biliyor demiş. Eğitim kendine gülebilmektir. Mesela nefes almaktır eğitim. Ne diyor şair? Yaşamak bayramdır diye, değil mi? Nefes almak bayramdır mesela. Günün birinde nefessiz kalınca anlar insan. Biz eğitimciler herhangi bir şeyi kanıtlamak için çalışmayız. Sözümüzü söyler ve geçeriz. İkna etmek için çaba göstermeyiz. Ve Nietzsche'nin dediği gibi, bir tartışmada benden yana olmak da asla istenmeyecek bir şeydir. Çünkü ben bir süre sonra kendim de yana olmayabilirim diyor. Çünkü öğrenince kendine katılmayan adam olursunuz. Birileri de kar ol düşman al sana bomba mantığıyla her şeyin doğrusunu biliyormuş gibi yapıyor. Asıl sorun bu. Tartmaktan gelir eğitimin gelişmesi. Tartışma tart kökünden gelir. O bir şey söyler, siz söylersiniz, öğrenirsiniz. Öğrendim ki, anladım ki diye bakabilirsiniz belki hayata. Tam da bu noktada bence eğitimci uyanık bir insandır. Çünkü iki tür insan var diyor psikologlar. Uyurken yarı uyanık olanlarla, uyurken yarı uyanık olanlarla, dikkat edin, uyanıkken yarı uykulu olanlar. Oysa gerçekten tam uyursanız uyanık olursunuz. Diğer türlü alacakaranlık kuşağı olur. Sağlıklı bir insan, ki eğitim ruh sağlığı demektir, tam uyanıktır. Ve ne diyor şair? Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda, ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Farkında olmalısın yaşadığının. Bazen bir ağaç gölgesi olursun. Ceviz ağacı olmak da marifettir. Ve bunu fark etmeyebilirsin bile. Düşünen adam heykelini yapan Rodin'e o harika heykeli nasıl yaptığını sormuşlar. O da şöyle diyor. Ben o mermer parçayı karşıma aldığımda içinde düşünen adam vardı. Ben sadece fazlalıkları yonttum. Acaba biz ne yapıyoruz çocuklarımıza? Bir başka açıdan bakalım. 5 yaşında bir çocuk Tanrı'nın resmini yapıyormuş. Öğretmeni, nasıl yapacaksın Tanrı'nın resmini? Onu şimdiye kadar gören hiç kimse olmadı ki demiş. Çocuk resmine devam etmiş ve şöyle demiş. Az sonra hepiniz göreceksiniz. Biz her şeyin cevabını hem de tek şık doğru yanıtını öğretmeye çalışıyoruz. Oysa asıl sorular henüz sorulmadı. Yine şair diyor ya, en güzel aşk henüz yaşanmadı, en güzel sözler henüz söylenmedi. Eğitim umuttur, iyimserliktir. Ve eğitimci bir adam gerçekten yaşar. Yaşamı seyretmez. Sözlerinde şefkat vardır ve onun sözlerinin arkasında bir arka plan okuması vardır. Diğerleri konuşurlar ama hiçbir şey söylemezler. Memlekette böyle adam çok. Yıllarca televizyon izliyoruz. Görüyorsunuz, dünyanın en çok televizyon izleyen toplumu oluyoruz. En çok chat yapan, mesaj atan filan, değil mi? Ama az okuyan. Acı bir tablo. Yıllarca televizyon izlemezsiniz, hiçbir şey kaybetmezsiniz. Deneyebilirsiniz. 1.000 Türkiye yılda 6 kitap düşüyormuş. Bir Japona 25 kitap. Bir matematik sorusunu da buradan yapsak iyi olacak. Ne diyordu komedyen? Bir saat havuza şu kadar su akarsa, şu kadar da tahliye olursa, 3 saat sonra ne kadar kalır? Kapatın vanayı, kurtarın çocukları. Değil mi? Yazın bile havuzun başında oturmaktan korkuyorum çünkü havuzdan bir problem çıkar diye endişe ediyormuş. Matematik nedir acaba? Hı? Evet, buraya geliyor. Yansı arkada yok. Şimdi sınav sonuçları ile ilgili birkaç şey göstermek isterim size. Evet. Bakın. 2006 PISA sonuçları. OECD ortalamasına dikkat etmenizi rica ediyorum. 405, 499. OECD ortalaması %30, %33. 405'in altında çocuklarımızın %50'si orada. PISA 2009 sonuçları. Görüyorsunuz değil mi?
PISA 2009 ülke sıralaması, matematik okur yazarlığı, fen okur yazarlığı, makine mühendisi yetiştiriyoruz, makine yapan makine mühendisi. Eczacılık fakültelerin görevi ilacı satan eczacı değil, ilacı yapan eczacı yetiştirmektir. Çünkü onlar farmakoloji okuyorlar. PISA 2012 sonuçları, OECD ortalaması 494, matematikte, 501 fen bilimlerinde, 496 okumada. Eğer evde kitap varsa çocuğun akademik başarısı daha yüksek oluyor ve anne babanın eğitim durumuyla çocuğun akademik başarısı arasında doğrusal bir ilişki var. Türkiye'nin sıralaması, evet, bu aslında bizim UEFA'daki yani futboldaki sıralamamızdan çok daha önemlidir ama televizyonlarımız buna bir 5 dakikalarını bile ayıramadılar. Yüksek öğretime geçiş sınavı, son yazdığım makaleden bir alıntı. 2010, Türk Dili Edebiyatı, net doğru yanıt oranları 21,5 net. 2014, 18,7. Matematik 12,4, 4 yıl önce. 6,1, 2014'te. Ve fen 4,6, 3,5. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur, hariç. Bu da acı tablodan sonra esprilerin olduğu bölümdür. Dört büyük kitabın adını yazınız diyor. İnsanları hayvanlardan ayıran temel özellikler nelerdir? Vallahi bizim her zaman fazla bir derdimiz vardır yani. Mesela sıradan insanlar için söylerler özellikle pek canları sıkılırmış. Hatta bence canlarının sıkılmasıyla da canları sıkılıyor. Zeki insanların hiç canı sıkılmaz biliyor musunuz? Öğrenmenin babaannesi meraktır, hayret ve şaşkınlıktır. Mevlana öyle diyor. Bugün yeni bir gündür cancağızım. Yeni şeyler söylemek lazım. Dün dünle birlikte gitti. Ve bir toplumda herkes aynı şekilde düşünüyorsa o toplumda gerçekte kimse düşünmüyor demektir. Bu büyük bir günahtır diyor. Daha ne desin? Ha? Bana ben de demem, ben de değilim diyor. Bir ben vardır bende, benden içeri. Hı? Anladın mı transı yani bu dünyadan vazgeçmenin ne demek olduğunu? Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Yaşamak nasıl bir şey acaba? Yaşamayı ciddiye alacaksın. Mesela bir sincap gibi diyor. Hı? Bir sincap gibi yaşayabilir misin? Sorarak, şaşarak. Önce merak, hayret ve şaşkınlık duygularımız ölüyor. Geçen gün pedere öğrencilerime sordum hayaliniz var mı diye. Otobüste Çorum'a gitmek istediğini söyledi biri. Sustum ya. Zatürre hastalığı nasıl bulaşır diyor. Duygusal yönden bulaşır. Hatlar karışık. Trafik polisinin görevleri nelerdir? Bunlar internetten alınmış şeyler biliyorsunuz var bunlar. Rüşvet almak diyor. Asgari ücret nedir? Askerlik şubesinde verilen bir şey. Enfeksiyon nedir? Hükümetin düşüremediği fakat ters düşürdüğü bir hayat şeklidir. Enflasyon da karışık. Haçlı seferlerin çıkış nedeni nedir? Hocam affedersiniz poponun kışkırtmış olmasıdır diyor. Popoyla papayı aynı zannediyor ama bir bildiği olabilir. Dünyanın yuvarlak olduğunu kim kanıtlamıştır? Allah kanıtlamıştır. Zaten ismi sadık. Ailede demokrasi nasıl olmalıdır? Ailede demokrasi, sen istediğin zaman anneni dövemezsin ya da evde istediğin için evi kırıp dökemezsin ama baba olunca... Abla kimi görsem aşık oluyorum normal miyim diyor Güzin ablaya gelen mektuplar. Aynı anda üç kişiyi seviyorum abla hangisine karar vereceğimi bilemedim diyor. Kararsız. Zaten toplumumuzun duygusal ve cinsel sorunları bence zirvede. Sorunlarımızın yarısıyla Güzin abla kalanıyla Haydar Dümen ilgileniyor. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir profesör ismi olamaz. Benim olsa 15 dakikada değiştiririm bu ismi. Kimler oy kullanamaz? Hamile olma ihtimali yüksek olanlar. Avrupa'da reform hareketini kim başlattı diyor Ricky. Popüler kültür. Bu arada PISA sınav sonuçlarımızı unutmayalım. Ege bölgesi neden girintili çıkıntılıdır? Neyse ki Akdeniz'deyiz değil mi? Ama Egeliler hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin en kıvrak bölgesi olduğu için. Olabilir mi? Devletin kuruluş amacı nedir? Devlet bazı insanların hususi büyük işlerini yapmak için kurulmuştur diyor. Bu şifreyi çözenlerden. Yalnız bu okullarda öğretilmez.
Şimdi o sınav sonuçlarını başaranlar ne oluyor derseniz, insan yetiştirme düzenimize geldik. Çevrecidir. Hoşgörülüdür. Mütevazidir. Öz Titanik. Titanik'in aslı bu. Yani buradan büyütülmüş Titanik. Paris metrosu 1910, 400 kilometre 7 kat. Londra metrosu, Atina metrosu. Bu da İstanbul metrosu, 23 kilometre. Çözümcüdür. İşinin ehlidir. Odacı, odası. Yılmazlar tercüme. Lütfen halıya dokunmadan elleyin diyor. Başarırsanız tarihe geçersiniz. Sayın müşteriler, hayvanları yazın değirmenin öbür yanına bağlayalım. Turist çocuklar geliyor tepebilir. Bizim çocukları tepmesi önemli değil. Bizimkiler alışkın. Böyle de bir konukseverliğimiz vardır. Çağdaştır. İş bilir. Sıla kırtasiye. Okunmuş, kendisi yazan sınav kalemi var. Turgut Gül. Dikkat edin, her şey yapıyor. Bel fıtığından çubukla yeraltı suyu aranmaya kadar. Bağışlayıcıdır. Hatalı kullanıyorsam lütfen arayın diyor. Teşvik edicidir. Bir tişört 2 lira, ikisi 5 lira, üçü 8 lira. Nasıl? Prensip sahibidir. Kurtarma saatleri var. Diğer saatlerde bu olmak serbest. Uzlaşıcıdır. Ve yol göstericidir. Bence sorun tam da bu noktada bir yerde düğümleniyor. Bir eğitim sisteminin kalbi ve beyni olmalı. Ne diyor şair? Şiirsiz edebiyat dersi yapmak mümkün müdür? Ya da renk sevgisi olmaksızın. Bir Bob amca vardı TRT'de, hatırlar mısınız? Resim yapıyordu tuvalin başına geçip. Mesela kadmiyum sarısı, kırmızıyla maviyi karıştırırsak şöyle olur. Sonra perspektif, derinlik diyordu. Ben onları izleyince dedim ki bizim hiç resim öğretmenimiz olmamış. Çünkü bizim resim öğretmenlerimiz bir arkadaşımızı ya da vazoda bir demet çiçeğin resmini yaptırırlardı. Size de öyle mi yaparlardı? Aynı resim öğretmeni gelmiş, gördünüz mü? Işık ve renk yok. Harika değil mi? Geçen Eskişehir Milli Eğitim ile ilgili bir çalışma yapıyorduk. Bizim olimpiyat madalyalı şampiyon sporcumuz Gamze ile ilgili bir şey vardı. Onun beden eğitimi öğretmeni görünce, öyle anlatıyor çünkü televizyonda hikayesini. Bana ilk spor ayakkabılarım beden eğitimi öğretmenim verdi dedim. Hocam öğretmeni bulup çıkarabilir miyiz grubun karşısında dedim. Emekli olmuş, Bilecik'e gitmiş dediler. Bilecik uzak bir yer değil, çağıralım lütfen dedim. Bakın bizim böyle beden eğitimi öğretmenlerine ihtiyacımız var. Gerçek ressamlara ihtiyacımız var. Where are you going? Morning, morning İngilizcesi olmaz. Değil mi? Çünkü o kadar yüzeysel bir biçimde yapıyoruz ki eğitimimizi. Bir yabancı ile konuşmak sorunu gündeme geldiği zaman tensler çalışmıyor. Dünyanın hiçbir yerinde tens öğretimi yoktur. Konuşma öğretilir. Değil mi? Düşünme öğretilir. Soru sormak öğretilir. Biz cevapları veriyoruz. Siz de Türkçenin tenslerini öğrenseydiniz Türkçe konuşabilir miydiniz? Tersinden bakalım. What is this? It is a book diyor. Is it a book or a pencil? It is a pencil. Are you sure? Yes, vallahi. Bütün İngilizce bu. Simple present tense. Demek everyday'i görünce es takısı koyacağız, öyle mi? Her şeyimiz formüle bağlı. Şiirden zevk almak gerekmiyor. Edebiyat güzel söz söyleme sanatıdır. Ne diyordu Yılmaz Erdoğan Vizyon telefilminde? Ne yapamıyormuş Yılmaz? Bir kompozisyon bile yazamıyormuş. Koro, tekrar. Ve film yaz. Senaryosunu yazmış. Film şöyle başlıyor. Yazan Yılmaz Erdoğan. Diyor ki edebiyat öğretmenine, o Aydınlık Evler Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenidir. Ne yapamıyormuş Yılmaz? Demek bir kompozisyon bile yazamıyormuş, öyle mi?
Bak hocam ben bunun senaryosunu yazdım diyor. Nasıl bir şey eğitim acaba? Eskiden liselerde edebiyat öğretmeni şairlerimiz, yazarlarımız varmış. Behçet Necatigil gibi, değil mi? Cahit Külebi gibi. Edebiyat öğretmeni yazarlara ihtiyacımız var bizim. Söylenmemiş sözleri söyleyecek. Eğitim çünkü söylenmemiş en güzel şarkıdır. Hayat bir düştür. Ve eğitimci o düşün güzelliğini yaşadığı için tam yaşar. Bütün anların toplamını yaşar ve bütün çağlarda yaşar. Ve bütün bilge insanların yaptığı gibi yıldızlara bakmayı bilir o. Onun sesinde başka bir ton vardır. Ve bu adamların en büyüğü de, büyük adamların en büyüğü de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Adı böyle, Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum dediği için büyüktür. Hı? Boğaz'daki İngiliz gemilerine bakınca geldikleri gibi gidecekler dediği için büyüktür. Ve büyük adamlar büyük adamlardan hoşlanırlar. Cesurdur, bilgedir. Evet, neye mi bağlı eğitimi? Bir askeri okul okumuştur ama 4200'den fazla kitap okumuştur. Siyaset, bilim, felsefe, dinler tarihi, ekonomi. Anıt Kabir'e giden lütfen ceketine baksın. Onun giydiği takımı kimse giyemez. Giyse de o kadar yakışmaz. Onun gözlerindeki ışık kimsede yoktur. Büyüklük böyle bir şeydir. Onun ses tonu, sevecenliği, şefkati, anlayışı, bilgelik budur işte. Toplum bizden eciş bücüş bir şey yaratırmış. Önemli olan sizin kendinizden ne yarattığınız diyor. Onun anıtsal bir örneğidir Mustafa Kemal. Ve şöyle diyor öğretmenlere, Cumhuriyet sizden fikri hür. Hı? Gerçekte özgür olmak ne kadar zor bir şeydir biliyor musunuz? Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, kuşaklar ister. İkinci Filip oğlu İskender için eğitim istemiş de Aristoteles'e git demişler. Çağdaşı odur çünkü bir filozof. Bir şey istemiş kraldan prensin eğitimi için. Kral öfkelenmiş. Ne bu demiş? Eğitim eğitim diyorsunuz, bir şey istiyorsunuz. Ben çocuğumu bir köleye de versem eğitir demiş. O da ama o zaman iki köleniz olur demiş. Sen özgür bir adamdan eğitim istiyorsun. Nasıl? Özgür insanlardır eğitimciler gerçek anlamda. Söylenmemiş sözleri onlar söyleyebilir bize. Yaşayan gerçek insanlardır eğitimciler ve çok az yaşayan insan görürseniz şaşırmayın lütfen. Burada sürem gözüküyor. İşareti almışımdır. Son bir dakikam var, tamamını kullanmayayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir okul şarkısı vardır. Neşeli ol ki genç kalasın, bu dünyadan da zevk alasın diye. Bence en güzel okul şarkısı budur. Neşeli olun, genç kalın. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.